Hocam bence bu soruda Ayşe haksız. Evet. Ece de hocam sakar evet. bir kız yani. Evet, şimdi Alican söylediklerin seni bağlar ve bu bilgiler seni ne kadar doğruya götürdü, bu önemli. Alican soruya bakarsak davranışlardan bahsediyor. Tüm öğrenci kardeşlerimiz şunu anlamıştır, bu soru ahlak felsefesiyle ilgili bir soru. O zaman hangi davranışın kötü olduğunu soruyor bize? İkinci davranış. O zaman biz ne yapalım? Ayşe'yi bir kenarda bırakalım. Ece'nin davranışı neden kötü? Çünkü büyük ihtimalle tüm bardakları kırdığı için. Biz buna ne diyoruz Alican bilirsin? Tamam, Hatice değil netice. Önemli. Burada Hatice, Ece değil, sonuç önemli. Sen tüm bardakları kırmışsın. Ben bir eylemin sonucuna bakarım diyen bir görüş var aşağıda. O da pragmatizm. Hocam hiç bana göre değil. Çünkü bu kızcağız yani Ece sakar olabilir belki ama bilerek evet, yapmadan onu. Ama işte paragrafları biz çözerken Alican ne yapıyoruz her zaman yaptığımız gibi? Paragrafın verdiği bilgilere göre düşünüyoruz. Kendi düşüncelerimizi bir kenarda tutuyoruz. Ah hocam bu soruda yanıldığım şey buydu zaten. Ece dedim kesinlikle kötü olamaz dedim. Bu soruyu yanlış cevapladım. Hayır, bu seni ilgilendirmiyor. Paragrafa göre Ece kötü bir davranışta bulunmuş. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Teşekkürler. Önemli değil Alican.